Emin pazarcı. MHP koalisyon ortağı. Yazının başlığını görüp hemen olmaz demeyin. Ben ısrarlıyım ve olur mu olur diyorum. Bunu söylerken de yeterli gerekçe ve dayanağım var. Şimdi baştan alalım. 7 Haziran akşamı ne demişti Devlet Bahçeli? MHP'ye ana muhalefet partisi misyonu biçmişti. Sonra koalisyon için en uygun iki adayın AK Parti ile HDP olduğunu açıkladı. Ardından bu ikiliye CHP'yi de ekledi. Hatta seçim öncesi yerden yere vurduğu bu partilerin birlikte hareket etmesinin ülkenin yararına olduğunu bile söyledi. Sonra rotayı seçime çevirdi. En kısa zamanda erken seçim dedi. Kameraların önünde meydan okudu. AK Parti ile CHP görüşme masasına oturduktan sonra da erken seçim gündemden düştü açıklamasını yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koalisyon bilir kişisi diye yüklenirken adeta bu görevi ben daha iyi yaparım dercesine Başbakan Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na acil anlaşın çağrılarında bulundu. Vatan millet dedi. Ülke menfaatlerinin bunu gerektirdiğini söyledi. AK Parti ve CHP görevler verdi ve vesaire Bu süreç devam ederken de bir gün biz yokuz dedi. Başka günde MHP elini değil gövdesini taşın altına koymaya hazır açıklamasını yaptı. Yarında Başbakan Davutoğlu ile bir araya geliyor. Seçim sonrası izlediği çizgiye bakınca şartlar yine değişti. Ülke AK Parti MHP koalisyonu bekliyor derse şaşırtıcı olmaz. Şimdi anladınız mı ne demek istediğimi? Sakın ha bana ama MHP'nin kırmızı çizgileri ve şartları var demeyin olabilir ama ne önemi var 1999 seçimlerinin hemen ardından ne demişti DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit MHP'ye çok ağır ithamlarda bulunmuştu Gençleri silahlandırdılar sayısız can aldılar çetelerle kol kolalar açıklamasını yapmıştı MHP de ayağa kalkmış kamuoyuna DSP'den özür beklediğini ilan etmişti. Hatta o günlerde ülkücü hareket bu hakaretleri kabul edemez türünden çıkışlar yapıldı. Ama o özür gelmedi. Tam tersine rahmetli Bülent Ecevit eşini savunduğu gibi aynı kaygıları farklı bir üslupla Bahçeli ve arkadaşlarına kendisinin de ifade ettiğini söyledi. Sonra ne oldu? O koalisyon kuruldu. Devam edelim mi? 57. hükümet döneminde yaptığı çıkışlara bakılırsa MHP Abdullah Öcalan'ı asıyordu. Ama Öcalan'ın idamı Devlet Bahçeli'nin de altında imzası bulunan bir protokolle ertelendi. Sonra da o hükümet döneminde idam cezası kalktı. Bir iki örnek daha verelim isterseniz. Alparslan Türkeş döneminde başkanlık sistemi MHP'nin büyük hedeflerinden biriydi. Hem Türkeş'in temel görüşler kitabında hem de MHP'nin varlık sebebi olan 9 ışık doktrininde yer alıyordu. Bir anda kalktı gitti. MHP bugün başkanlık sisteminin en ateşli karşıtları arasında yer alıyor. Örnek çok da bir tane daha verelim. 2008 yılıydı. Devlet Bahçeli Sheraton Otel'de mutat yıllık değerlendirmelerinden birini yapıyordu. Gazeteci Muharrem Sarıkaya AK Parti ve CHP'nin Kürt sorunu ve açılım raporlarına atıfta bulunarak sordu. MHP'nin de bu yönde bir çalışması var mı? Bahçeli bu konunun çok önemli olduğunun altını çizerek MHP olarak anayasa değişikliği dahil atılacak adımlara katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. İktidarı bu yönde adım atmaya davet etti. Sonrası malum. AK Parti çözüm sürecini başlatınca da söylemediğini bırakmadı. Her fırsatta yerden yere vurdu. Yani demem o ki, tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişte geleceğin aynasıdır. Bugüne kadar hep olmaz denilenler olduğuna göre bundan sonra da olabilir. Sadece olursa şaşmayın diye bazı hatırlatmalarda bulunmak istedim. Emin Pazarcı, Akşam.